Ziyaretçilerimizden toplayacağımız veriler bir listeden seçilmesi gerekiyorsa list menü nesnesinden ayarlanırız. Sayfamıza list menü nesnesi eklemek için Forms bölümü altındaki list menü öğesini seçmemiz yeterli olacaktır. List menüye ekleyeceğimiz başlığı eklemek için son öğeden sonra Enter'a basarak yeni bir paragraf açıyorum. Kullanıcılarımızdan öğrenim durumlarını toplayacağız. Yeni bir paragraf açtım ve list menü öğesine tıkladım. List menü öğesi sayfanız eklendikten sonra onu seçerek özellikler denetçisinden özelliklerini görebilirsiniz. İsmini Türkçe karakter kullanmadan dolduruyorum. Ben tutuşuna basıyorum. Seçilim, e, seçim için kullanabileceğimiz liste öğeleri menü ya da herhangi bir liste olabilirler. Menü seçeneği seçildiğinde buradaki örnekte görüldüğü gibi bir açılır menü. Liste seçeneği seçildiğinde ise vermiş olduğunuz satır yüksekliğine göre açık bir liste görünümüne kavuşurlar. Eğer birden fazla seçim yapılacaksa o zaman listeyi seçip Allow Multiple seçeneğini işaretlemelisiniz. Bu durumda kullanıcılar CTRL tuşuna basarak birden fazla seçeneği seçebilirler. Eğer açılır menünüzden bir tek seçeneğin seçilmesini istiyorsanız o zaman menü seçeneğini seçmelisiniz. Şimdi bu açılır menünün içindeki verileri oluşturalım. Kullanıcıların seçebilecekleri verileri doldurmamız gerekiyor. Bunun için List Values butonuna basıyorum. List Values butonu bizim bu açılır menünün içinde gözükecek bilgileri eklememizi sağlar. Bu açılır menü içerisine bir etiket bir de değer çifti olarak değerlerimizi ekleyebiliriz. Örneğin kullanıcının görmesini istediğim değer ilk öğretim. Bunun değeri yine aynen ilk öğretim olabilir. Ya da sizin için bunun bir kod karşılığı varsa, örneğin bir rakam olabilir. Mesela 01. Değer olarak 01 yazabilirsiniz. Kullanıcı formu gönderdiği anda size gelecek bilgi value'nun altında yazılı olan değerdir. Dolayısıyla buraya yazdığınız değerin sizin için anlam ifade etmesi önemli. Evet, alanları artıya basarak yeni alanlar ekleyebiliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi alanları ekledik. Alanları eklerken özellikle yanlışlık yaptım. Çünkü üniversitenin aslında yüksek lisanstan daha yukarıda sıralamaya göre olması gerekiyor. Bunu isterseniz veri girdikten sonra yukarı oka ya da aşağı oka basarak yapabilirsiniz. Veya girmiş olduğunuz verilerin sıralamasını bu oklara basarak değiştirme şansına sahipsiniz. OK butonuna bastığımızda veriler e, menümüzün içine gözükecek şekilde sayfamız eklenmiş olurlar. Initial selected bölümünden bu form öğesi içinde sayfa yüklendiğinde ilk olarak hangi verinin gösterilmesi istediğini, istediğinizi seçebilirsiniz. Ben ilk olarak ilk öğretim seçilmesini gözükmesini istiyorum. Bu sebepten dolayı ilk öğretim seçeneğini seçiyorum.